İyi akşamlar. Gündem Özel'e hoş geldiniz. Ankara'dayız. Ankara Stüdyoları'ndan size sesleniyoruz. Ve bugün Ankara'da e, Ankara Milletvekili Adayı, AK Parti ve aynı zamanda Başbakan Yardımcısı Sayın Yalçın Akdoğan'ı konuk ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. E, sayın e, Yalçın Bey, bugün Ankara mitinginiz vardı. Evet. Ee, ve biz Ankara'dayız. Ee, Ankara'da e, seçim atmosferi nasıldı? Nasıl gördünüz? Evet, bugün Başbakanımızın katılımıyla Ankara mitingini gerçekleştirdik. Gerçekten çok büyük bir kalabalık vardı, yani maşerye bir kalabalık, ee, büyük bir coşku vardı. Ee, biz aslında çok uzun zamandır kampanyayı başlattık. Yani diğer partiler belki son birkaç haftadır bu işi ısınmaya başladılar ama biz yani. E, isimler belli olur olmaz yani nisan ayının ortalarından itibaren araziye çıkmıştık doğrusu şöyle bir tablo tablo da var yani biz e, ilçe ilçe geziyoruz yani köyleri ziyaret ediyoruz Mahalleleri ziyaret ediyoruz diğer partiler ortalıkta yoklar hala yoklar yani bir hafta kaldı Normalde son düzlük burada bütün partilerin e, bütün gücüyle yüklenmesi gerekir araziye ama hiç kimse yok ortalıkta son Şimdi bu düzdün. aslında yeni bir durum yani daha önceki seçimlerde böyle olmazdı yani böyle bazı partilerin otobüsleri dolaşıyor, bazı işte billboardlarda reklamları var falan ama onun ötesinde yani teşkilat olarak ve adaylar olarak arazide yoklar. Yeni bir Bunun, dilinden kaynaklanıyor olmaz mı e, bu? bu? şöyle bir şey, yani şu anda bu siyasi partiler arasında biliyorsunuz ciddi bir işbirliği ve ittifak var. Normalde bunların siyasi kimlikleri, ideolojileri, kitleleri, teşkilatları farklı özellikte insanlar. Ama bun, buna rağmen bir işbirliği var. Bunlar çok fazla sokağa çıkarsa, araziye inerse, yani görünür olursa o zaman bu işbirliğine bir çatlama meydana geliyor. Çünkü siyasi kimlikleriyle ve ideolojileriyle görünmeleri gerekiyor. Bu ister istemez bir elektriklenmeye sebep oluyor. Şimdi ondan dolayı yani oy kaybetmemek ve bu ittifaka zarar gelmemesi için bir şekilde adayları geride tutuyorlar. Siyasi ideolojilerini geride tutuyorlar teşkilatları zaten zayıf yani AK Parti kadar ciddi bir teşkilat yapıları yok. Şimdi bizim hem ana kadememiz var hem kadın kolları var gençlik kolları var hem adaylarımız var. Yani dört bir taraftan biz yükleniyoruz e, dediğim gibi her tarafı geziyoruz. Onlar da adeta böyle adaylarından utanırcasına ama bunlar konuşmasın konuşursa biz oy kaybederiz. Veya işte siyasi ideolojimizle öne çıkarsak buradaki bu popülist vaatler vesaire millet bunları önemsemez e, diye Böyle bir yaklaşım var. Çok önemli bir şey Bunu görüyoruz. E, arazide görüyoruz. E, bu seçimde bundan dolayı yeni bir e, tablodur bu. E, ama biz AK Parti olarak dediğim gibi meydanlardayız. Bugün de mitingimizi yaptık. Pazartesi günü inşallah başbakanımız 5 ilçede yine bir otobüs turu yapacak ve mitingler yapacak. Yani sitelerden başlayacağız. Keçiören, Yeni Mahalle, Etimeskut, Sincan ve Polatlı'ya gideceğiz. Yani bugün gerçekten çok coşkulu, çok muhteşem bir miting yaptık. Ama buna rağmen ilçelerde yine bir takım etkinliklerle son haftayı böyle bir şenlik havasında geçirmeyi düşünüyoruz. Peki az önce Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Başbakan da İstanbul'da o dev fetih şöleninde de konuştular. Bugün fethin yıl dönümü. Bir gün gecikmeyle belki kutlandı ama sizin fetih konusundaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet 562. yıl dönümünü kutluyoruz. Ben öncelikle tabii rahmet diliyorum hem şehitlerimize hem gazilerimize. Gerçekten onlar çığır açtılar. Yani bir devir kapandı, bir çağ, yeni bir çağ açıldı. Ve bugün bizim üzerinde yükseldiğimiz bu medeniyetin inşasında Fetih'in çok büyük bir önemi var. Tabii fetih deyince aslında üç isim öne çıkıyor. Bir elbette Fatih Sultan Mehmet'tir. Diğeri Akşemseddin'dir, diğeri de Ulubatlı Hasan'dır. Yani sorun fetihle ilgili isim sayın diye bu üç isim akla gelir. Şimdi bunlar üç sembol isimdir. Bu nedir? Fatih Sultan Mehmet siyasi gücü temsil eder. Siyasi kararlılığı, iradeyi. Akşemseddin manevi gücü temsil eder. Yani bilge, kişilik, hikmet, ilim vesaire. Ulubatlı Hasan da gençlik gücünü temsil eder. Yani bilek gücünü temsil eder. Yani böyle baktığımızda siyasi güç, manevi güç ...ve gençlik gücü. Bu üçü bir araya geldiği zaman bir fetih gerçekleşiyor... ...ve bir fetih ruhu ortaya çıkıyor. Yani bu fethin kendisi zaten... ...yani o e, askeri başarı, deha vesairenin ötesinde... ...fetihten sonra, İstanbul fethedildikten sonra kurulan medeniyet... ...orada işte bütün o farklılıkları tolere eden... E, ...hoşgörü üzerine kurulu olan bir medeniyet... Bunları bizim aslında daha fazla edelememiz lazım. Yani bu konular böyle biraz hamasi kutlamalarla geçiştirilmiş bugüne kadar. Bunları aslında bizim ciddi ciddi derinlemesine irdelememiz lazım. Bununla ilgili belgeseller, filmler, sinema filmleri vesaire yapılması lazım. Yani oradaki isimsiz kahramanları biraz daha öne çıkaran belki bir takım çalışmaların olması lazım. Ve o fetih ruhu nedir? Hangi anlayışa dayanıyor? Sonra nasıl bir İstanbul inşa edilmiştir? Yani nasıl bir medeniyet inşa edilmiştir? Bunların temel e, özellikleri nelerdir vesaire? Bunların üzerine daha fazla durmamız yeniden lazım. Yeniden diriliş, yeniden yükseliş bir Mesela e, ana slogan vardı orada. Evet. E, dün de e, bir gazetede e, Fatih Sultan Mehmet'in e, Galata e, sakinlerine ahit e, ahitnamesini yayınladılar hani biraz önce vurguladınız o İstanbul'un o nasıl bir medeniyet kurdular fetihten sonra dediniz ama gerçekten o çok sesliliğine de işaret bir belge niteliğinde Tabii o. yani orada Fatih Sultan Mehmet gerçekten ya yani nasıl askeri bir deha siyasi bir kararlılık liderlik ortaya koyduysa fetihte fetihten sonra yani İstanbul ahalisinin bir şekilde bir arada tutulması, bütün o farklılıkların yaşatılması yani bir örneklik ortaya koyuyor. Bir medeniyet tasavvuru ortaya koyuyor. İşte bunların da anlaşılması lazım. Tabii bu fetih ruhu dediğimiz şey yani önce bir hayal ile başlayan bir şey. Yani siz ak akıl aklın sınırlarını zorluyorsunuz. İşte gemiler karadan yürütülüyor. Yani bu müthiş bir özgüven gerektiren, bir hayal gücü gerektiren büyük bir manevi güç ve inanç gerektiren yani e, yapılamazı ben yaparım başarırım çünkü daha önce defalarca denenmiş başarılamamış yani bildik yöntemlerle değil daha ötesiyle ne yapılabilir bunu e, zorlayan ve ben başarabilirim inancı aslında işte gençlerimizin bundan örnek alması lazım Bugüne buradan edelim. dersler çıkarması lazım yani o azim kararlılık özgüven hayal gücü ee, yani siz bir şeyi zihninizde hayal etmezseniz şimdi bu ilk adım odur. Yani oradan başlayacaksınız. Zor olanı ben yapabilirim anlayışı. Ee, bunlar tabi önemli e, hususlar. Bunlar hep irdelemek lazım. Tabii bu hafta aslında 27 Mayıs'ı da andık. Yani 27 Mayıs andık derken e, milletin seçilmiş başbakanı asıldı. Onu rahmetle andık. Ama diğer taraftan Büyük bir bela bu milletin başına açıldı. Yani darbelerin anası diyebileceğimiz bir darbe geleneği başlatıldı. Bu darbe geleneği çok farklı hayata geçtikten sonra, yani Türk demokrasisini ne aslında e, lekeleyen, gölgeli hale getiren ve e, ciddi şekilde e, milletin iradesinin dışında başka bir vesayet sistemi kurulmuş ve 10 yılda bir balans ayarı yapılmış. bir gelenek ile sürekli. Yani daha sonraki bütün darbeler. Hangi yöntemle ve şekilde olursa olsun ister postmodern, ister e muhtıra, ister açık sıcak darbe, bunların hepsi o o geleneğin bir türevi, bir parçası. Ee, böyle bir e, anlayış büyük bir bela milletin başına açılmış. Tabii o onu da çok iyi idrak etmek lazım, anlamak lazım. Yani nasıl bir bela Türkiye'nin başına açıldı ve o günden beri Türkiye'de vesayet düzeni kurmaya çalışan o darbeci anlayış bugün hangi planlar peşinde ne yapmaya çalışıyorlar? Çünkü bu bir mücadele. Evet. Yani büyük bir mücadele var. Bu aslında Osmanlı'nın son dönemine kadar giden bir mücadeledir. Yani o İttihat ve Terakki'ye kadar da giden bir mücadeledir. Milletin dediği mi olacak? Seçkinlerin dediği mi olacak? yani toplum mu? Toplumsal irade mi? ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak yoksa belli güç odakları mı söz sahibi olacak? Bütün yani millet bilmez biz daha iyisini biliriz. Bizim dediğimiz olur anlayışı bunlar böyle yarım yamalak bir yapı kurmuşlar. Ee, siyaset kurumu güçsüz bırakılmış etkisi bırakılmış ve sadece işte gidin siz kanalizasyon yapın yol yapın vesaire bu işlerle uğraşın. Diğer yüksek siyaset işlerine karışmayın. Biraz Bunlar sizin hikayesi... da ermez. Bu. Bunlar da yanlıştır. Ee, bir şekilde böyle bir e, dizayn yapılmış. Şimdi AK Parti'nin kurulması, iktidar olması burada bir çomak sokuldu o vesayet sistemine. Ondan sonra bu yapı farklı yöntemlerle nasıl AK Parti devirebilirim hesapları içine girdi. Aslında daha önceki partiler de yaptılar. Yani Refah Partisi de neler yaptılar. Diğer partileri de etkisizleştirmek için mesela terör Türkiye'de hep siyaseti baskı altına almak için dizayn etmek için kullanılan bir enstrüman olmuştur. Bunun gibi bir takım sorunlar üzerinden siyaset kurumuet baskılanmıştır. Hep etkisiz hale getirilmeye çalışılmıştır. Bu vesayetin aktörleri vardır. Yani merkez medya, bir takım sermaye ağları vesaire. Bunlar da bunu hep desteklemiştir ve böyle bir vesayet üzerine kurulmuştur. Şimdi AK Parti geldiğinde hemen başladılar. Yani nasıl bunu deviririz? E, karalama kampanyaları işte tezviratlar, bir takım uydurmalar e, tutmadı. Sonra fiili müdahalede bunlar. Yani kapatma evet. davası açtılar. Emtira ve e, verdiler. Olmadı. Sokak isyanları çıkarmaya çalıştılar. Yani bileğini bükemiyoruz biz bunların Gezini sandıkta. Gezinin de aynı zamanda. olayları, diğer sonra Kobani de öyledir. Yani aslında bir toplumsal isyan çıkarma denemesidir. Şimdi bunlarla olmadı. En sonunda dediler ki ya bu böyle olmuyor. İnsanları sokağa döküyoruz Hı. olmuyor darbe işte muttara veriyoruz olmuyor. Yani bunlar şapkasını alıp gitmiyor başkaları hmm. gibi. Yani millet bunların yanında duruyor. Yani bu oyun bir türlü bir şekilde bozuluyor. Hmm. Ne yapalım? Yerel seçimde CHP ile MHP arasında işbirliği yaptırdılar. Yani şimdi olacak iş mi? Yani CHP ile MHP nasıl işbirliği yapar? Şimdi bakın Ankara'da birçok ilçede İlçede bir partiyi desteklediler. Büyükşehir'de öbür partiyi desteklediler. Ki en örneği burada yaşandı. Ankara Tabii. Büyükşehir Belediyesi'nde. Ankara'da isimde... çok bariz bir şekilde Hı -hı. görüldü bu. Evet. Ee, başka yerlerde de oldu. Şimdi ondan sonra Cumhurbaşkanlığı sürecinde 14 partiyi bir araya getirdiler. Çatı adayı çıkardılar. Yine AK Parti'nin bileğini bükemediler. Şimdi yeni bir senaryo var. Bu yeni senaryo bir neydi? oyunla. E, acaba AK Parti'yi devirebilir miyiz? Bunun için yani sadece o 14 parti vesaire değil. Yani muhalefet bloğundakileri bir araya getirme değil. Her yol ve yöntemi deniyorlar. Yani terör örgütleri bir tarafta saf tuttuk, PKK, KCK, DHKPC, paralel çete. Işte bu örgütler bir taraftan işbirliği yapıyorlar. Yani paralel örgüt, paralel yapıyla bölücü örgüt sıkı fıkı olabiliyor. Birbirlerine bir şekilde paslaşabiliyorlar medyasını açabiliyor vesaire. Yani burada yeni bir senaryo devreye girdi. Nedir bu senaryo? Bu darbeci vesayetçi anlayış. Bunun bu zihniyetin besleyeni olan aktörler, siyasi aktörler. Bunları zaten bir araya getirmişlerdi. Dediler evet. ki biz HDP'yi parti olarak seçime sokarsak ve barajı açtırırsak AK Parti tek başına iktidar olamaz. ...bir şekilde AK Parti'yi engellemiş oluruz. Böylece AK Parti'ye darbe yapmış oluyoruz. Aslında. Tabii. AK Parti'yi devirme çabası. Buna ben kaos planı diyorum. Yani dediler ki... ...HDP barajı geçemezse ortalık karışır. Ee, eğer geçerse... ...hükümet kurulamaz. Çünkü bunlar şu anda muhalefet koalisyonu gibi. Hı. Ama... E, ...bunların iktidar koalisyonu olma... ...imkanı olmadı. zaten kendileri de söylüyorlar. Türkiye'de tekrar kriz olur. Bir siyasi türk plansı oluşur. E, bir kaos oluşur... E, bunlar da, HDP ne yapacak bölgede? bunlar da vesayetçi yapılarda tekrar yeni bir düzen kurarlar yani kendi istekleri düzeni kurarlar buradaki paradoks şu şimdi bu yapı yani bu bahsettiğimiz zihniyet Bunlar HDP'nin varlığına karşı normalde yani o partilerin kapatılması geçmişte yaşananlar baktığımızda bunların varlığına karşı olan bir zihniyet dünyasıdır bu bunlarla HDP işbirliği yapıyor kendini kullandırtıyor onun da ötesinde paralel yapı gibi çözüm sürecinin düşmanı olan bir yapı var. KCK yani hatırlıyoruz. eleştirdiği ne varsa OSTU sürecinden KCK operasyonlarına diğer bir takım şeylere kadar eleştirdikleri şeyleri yapan bir yapı var. E peki HDP yani kendi varlığına düşman olan çözüm sürecine düşman olan bu adamlarla niye işbirliği yapıyor? Acaba. kendini niye kullandırtıyor yani sırf barajı geçmek nedir bu yani sen zaten 40 tane vekilim var 50 tane olsa ne olacak yani onda zaten sol marjinal partilerle Türkiye'yle yaşıyorum adına evet. onları getiriyorsun evet. yani evet. senin yani bölgedeki insanlığın temsili artmayacak o marjinal solun temsili artacak meclise onları taşıyor çok bir marjinal şey bir takım grupları Doğru. taşıyor yani burada değişen bir şey yok kendisi açısından buna rağmen HDP parti olarak sokuldu Şimdi de barajı bir şekilde bu emanet oylarla Oy kaydırarak aşırtırız diye düşünüyorlar ve AK Parti hükümet kuramaz. 276'nın altında kalır. Bir şekilde Türkiye tekrar siyasi türbülansa girer. Vesayet özlemcileri, vesayet düzenini nasıl kurarız diye bakıyorlar. HDP de şuna bakıyor. O, evet HDP'nin karın HDP'nin paradoksu da o zaten. HDP de diyor ki böyle bir kaos, kriz ortamı çıkarsa yani siyaset kurumu tekrar etkisizleşirse ben de buradan o PKK zaten aslında ne yapmaya çalışıyora bakmak lazım Hı -hı. HDP'den Hı -hı. ziyade. PKK'ta PKK hiçbir zaman siyasi çözüme inanmadı. Demokratik çözümü zaten kabul etmiyor. O diyor ki benim daha ileri hedeflerim var. Benim bir ütopyam var, kırmızı elman var. Ben bunu devrimci halk savaşıyla yapacaktım. Veya işte silah silahın gücüyle ben bu amaca ulaşmaya çalışıyorum. Senin demokratik siyasetle bulacağın çözümü ben niye kabul edeyim zaten onlar o anlayıştalar. Ondan dolayı böyle bir Türkiye karışırsa... Kandil'le de, ayrımını mı kastediyorsunuz biraz? Tabii yani. burada Türkiye karışırsa ben de buradan özellik ilan edebilir miyim? Çünkü diyecekler ki Batı'ya, ey Batı bak ben Güneydoğu'da şu kadar oy aldım. Bu kadar temsil gücüm var. E, öbür tarafta silahlı bir güç var. Yani buradan kantonlaşabilir miyiz? PKK'nın çabası o. PKK kendi amacına hizmet etmek için bu basatı, bu ortamı nasıl kullanabilirim? Onun derdinde. Şimdi böyle e, bakınca ortada bir makas değişikliği var. Yani HDP aslında epey Hı. bir zamandır. Yani Hı. bu çözüm süreci işte Öcalan'ın e, yani mesaj denklemde vermesi. İmralı nerede duruyor? Işte bu İşte Öcalan'ın mesaj, mesaj vermesi. Şubat başında mesaj verdi. Şubat'ın son günü anca açıklayabilirler. Niye? Hı. Çünkü ayak duruyordu Kandil. Hı. Yani o, bir makas değişikliği oldu. Selahattin Demirtaş Amerika'ya gitti, geldi. İşte Kobane olayları bir sürü sıkıntılar yaşandı biliyorsunuz. Hı. Evet. Yani o günden bir makas değişikliğine gitti. Yoksa şimdi çözüm sürecinin düşmanlarıyla niye işbirliği yapsın HDP? Yani barajı geçmek tek başına ne sağlıyor? Yani burada şu soruya cevap vermek lazım. 8 Haziran'da çözüm sürecini kim yapabilir? AK Parti iktidarda olmazsa, AK Parti'nin olmadığı bir ortamda çözüm süreci olabilir mi? HDP buna cevap versin. ya Nasıl olacak, kim yapacak? Yani HDP iktidara gelemiyor. Evet. E, diyelim ki AK Parti iktidar olmadı. MHP vesaire ulusalcı CHP var. Çözüm sürecini reddeden bir MHP var. Kim yapacak bu çözüm sürecini? Yani sen Tayyip Erdoğan'a başkan yaptırmayacağım, AK Parti'yi devireceğim. Bunun üzerine bir seçim yaptın. Yani Sonrasında... kampanya yürütüyorsun. Sonra bu çözüm sürecini kim yapacak arkadaş? Yani onun için diyoruz ki çözüm sürecinin biz başlattı, başlatanı biziz, sahibi biziz. Biz devam ettiriyoruz diyoruz. Bunu sadece siyasi laf olsun diye söylemiyoruz ki. AK Parti'nin dışında bugün kampanyalara bakın. Çözüm sürecini ben yapacağım diyen başka bir parti var mı? Yok. 8 Haziran'da bunu vadeden yani çözüm sürecini ben ilk işim bu olacak. İvedilikle bunun üzerine gideceğim diyen bir parti var mı? O da yok. O, o zaman, zaman HDP HDP, HDP buna cevap verebilecek durumda değil. Kim yapacak arkadaş? Yani AK Parti devrildi. Sen şimdi burada mesele şu değil. HDP'nin barajı geçmesine biz karşıtlık yapmıyoruz. Yani o bizim meselemiz o değil. Bizim meselemiz AK Parti'yi devirmeye çalışan bir koalisyon var. HDP bunların amacına hizmet ediyor ve kendini kullandırtıyor. Yani bu herhangi bir partinin barajı aşma aşmama meselesi değil. AK Parti'yi bir şekilde nasıl devirebiliriz koalisyonuna kendini kullandırtmasıdır. Bizim eleştirdiğimiz bu. Yani ben süper olur dedim de barajı geçmezken şunun için dedim. Öyle bir tehdit ve şantaj var ki geçmezse kıyamet kopar. Arkadaş millet karar verir ya. Barajı geçerse de bizim e, biz saygı duyarız milletin iradesine. Geçmezse de onlar saygı duyacak. Yani ben böyle daha bir tehdit gibi, de var. Siz boşluyor musunuz? Yani kriz diye... çıkar sanki şey olur. Yani şantaj bu, var. Milletin yani. iradesi çöpe gider vesaire gibi bir takım böyle tehdit varı yaklaşımlar. Biz bunu eleştiriyoruz. Yoksa millet isterse her parti geçebilir. Ama ortada başka bir siyasi denklem var. Bu denklemde sana yüklenen bir misyon var, bir rol var. Biz onu eleştiriyoruz. Bu açıdan ben burada e, HDP'nin barajı e, geç, geçmemesi süper olur derken bir de şunu kastediyorum. Biz mümkün olduğu kadar çok milletvekiline sahip olmalıyız ki anayasayı değiştirmeliyiz. Öyle yani bir anayasayı var, değiştireceğiz diyen başka bir parti var mı? Hadi çözüm sürecini bir tarafa koyduk. Yani yeni anayasayı biz yapalım, hep birlikte yapmamız lazım veya işte şu gücü oluşup ye da yapmalıyız lazım. diyen başka bir parti var mı? O da yok. Biz diyoruz ki mümkün olduğu kadar çok vekilimiz olursa yeni anayasayı yaparız. Çözüm süreci de bu bağlamda iğme kazanır. Ama orada şöyle diyorlar sadece AK Parti'nin anayasası olur ya mu? Ya bu tabii AK Parti'nin sayısına göre neticede halk karar verecek. Yani AK Parti'nin gücü olsa bile burada halkın vereceği karardır önemli olan. Halk bir şey onayladıktan sonra e, asıl olan odur. E, diğer bir konu benim eleştirdiğim yani bu HDP meselesini de ben şunu şöyle görmüyorum yani HDP bir siyasi parti işte güçlenirse demokraside güçlenir. Ya ben yıllardır Türkiye Partisi olsun bunu savunuyorum. Demokratik siyasettir asıl yöntem bunu savunuyorum. Ama ortada bir terör örgütü var. Elinde silah olan bir adam var. Şimdi hem bu silahlı yapı güç kazanacak, hem siyasi yapı güç kazanacak. Bunun sentezi, birleşimi başka bir takım komplikasyonlar meydana getirir. İttihat ve Benim, belinde silah tutup siyaset yapıyor. Yani sonra ben tehdit etmiyorum. Kandil yapıyor. biz Seçime kadar tehdit etmiyoruz. Yok ya, seçimden sonra edeceksin yani. Seçimden sonra ben vurmaya devam edeceğim. Seçime kadar bir şey yapmıyorum. Çünkü senin hatırlatmanız lazım belki. Senin iki tane varlığın da tehdittir ya. Yani biz masada oturuyoruz. Senin tabancan belinden görünüyor. Bu bu zaten bir tehdittir ve açık aleni tehdit yapıyorlar. Yani işte dün iki kişi şimakta evet. öldü. Mayıs'ın ilk 3 haftasında 96 defa AK Parti binaları, otobüsleri, adayları saldırıya uğradı. En çok saldırıya maruz kalan parti AK Partidir. Ee, çok açık köyleri tehdit ediyorlar. Muhtarları bir tane buradan başka partiye oy çıkmayacak diye insanlara haraç mektupları gönderiyorlar. Şimdi yok diyorlar. Bir sürü devam eden dava var. Şimdi bazıları diyor ki madem öyle gereğini yapın. Evet, gereği, gereği yapılıyor. Bunlarla ilgili davalar var. Yani davul huzuruna çalarak biz bunları Ama sırı süreye var mı bir suç duyurunuz? İşte diye. var. Bir sürü dava var. Yani o kişiler korktukları için isimlerini saymak bizim açımızdan doğru değil. Ama <laughs> elde şeyler var. Mühürlü mektuplar var. Bir sürü köylere tehditler var. Muhtarlar bunlar kendileri söylüyor. Yani gidin işte siz siir dediniz. Evet. Kendini söyleyin. Orada nasıl bir tablo gördünüz? Gördüm, gördüm. Gerçekten insanlar miting alanına girmekten korkar aldilerdi ve e, vücut diliyle neden gelmiyorsunuz sorusuna vücut diliyle korkuyoruz e, diyorlardı ve yani zaten bir çıkışta da çıkışta da e, birkaç tane hanımefendi tartaklandı orada. Ben Tabii. de oradaydım. Yani bir korku toplumu. Ya kendi insanına zulmeden hastalıklı bir anlayış bu ya. Yani oradaki Kürt ya oradaki Kürt insanına senden başka şu anda zulmeden var mı ya? 6 yani zorla 6 yıldır mitinge Kürt'te. göndermezsin, oy vermeye giderken yolunu kesersin, haraca bağlarsın. Nedir bu Kürtlerin sizden çektiği arkadaş? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bugün Kürt'e PKK'dan ve bunlardan başka zulmeden, tehdit eden, baskı yapan başka bir yapı yok. Devlet hizmet götürür, yatırım yapar, hak hukuk geliştirir. Bunlar sadece baskı yapar, tehdit eder. Bilin. Yani en büyük hırsız bugün PKK. Yani milleti haraca bağlamış. Şimdi bunlar konuşup duruyorlar. Şöyle oldu, böyle oldu. Ya sizden büyük hırsız mı var ya? Siz silah soruyla insanları haraca bağlamışsınız. Yani Robin Hood falan diyor. Ne Robin Hood'u? Gariban Kürdü haraca bağlamışsınız. Gariban Kürdü kepen kapattırıyorsunuz. Ya millet bıkmış sizden. Yani sen gitmişsin medre patronları patronlarıyla sermaye ağlarıyla iş tut. Beyaz Türk ol, nişan taşından çıkma, ondan sonra ki evet, işte ben Robin tuttum, oldum. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu yüzden e, şunu e, söylemeye çalışıyordum. Biz e, siyaset kurumu güçlensin istiyoruz. Bunlar da Türkiye yaparsa olsun isteriz ama şu anki tablo bu değil. Terör örgütünün vesayeti altında bir yapı var. Aday listeleri bile kandilce belirleniyor. Bunların... En ufak bir şey söylediğinde kalnillaki adam hemen fırçayı basıyor. Basmıyor mu? Evet. Şimdi bakın geçen gün habire konuşup duruyorlar. Şu şehirde şöyle olmasa şöyle olur. Bu şehirde böyle ol. Ya adam hala tehdit etmeye devam ediyor. Şantaj yapıyor. Yani ya. bu yüzden terör örgütünün vesayeti altında olan bir yapı, kendi iradesini kullanamayan bir yapının güçlenmesi, demokrasinin güçlenmesi anlamına gelmiyor. Bunu görmemiz lazım. İlk defa siyaset kurumu bu kadar şantaja açık hale geldi ve terörize edildi. Bakın birçok parti ya kendi genel başkanı hemse terör örgütüne teşekkür ediyor, bizi destekliyor diye DEAŞ'a evet. beciği. Böyle bir şey olabilir mi? Yani örgütlerde bu Abi örgütlerde illegal örgütlerde bulunan bir sürü kampanya. kişi aday yapıldı, aday. Yani düşünün. Yani bu yüzden ben bunu mahsurlu bir durum olarak görüyorum e, ee, siyasetin güçlenmesine evet ama silahlı yöntem, silahlı mücadele, terör, şiddet bunlar tamamen devre dışı bırakılmalıdır. O zaman bir anlam ifade eder. Ve Türkiye Partisi böyle mi olur? Yani Türkiye Partisi sen Muğla'daki, Edirne'deki insana söyleyecek bir sözün olur. Türkiye'nin umumi hassasiyetlerini paylaşırsın. Yani Ermeni soykırımı yapılmıştır, yok Pontus soykırımı yapılmıştır, yok bilmiyorum eşcinsel aday, bir sürü şeyler yani din dersiyle ilgili meseleler falan. Böyle mi Türkiye Partisi olacaksınız? Bunlar da konuşmamız gerekiyor belki. Hatta şu soruda soracağım. Kendinizi HDP'ye borçlu hissediyor musunuz diye. Çünkü sürekli bir fatura kesiyorlar herkese. Bunu da konuşacağız ama şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir ara döndüğümüzde aynı konuda devam edeceğiz. Gündem devam ediyoruz. Konuğumuz Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan. Kaldığımız yer şurasıydı. Ee, HDP'nin barışı aşması için bir arkasında konserizm aldığını düşünüyoruz. Bir, bir koalisyon olduğunu söylediniz. Ve doğuda başka bir siyaset, batıda başka bir siyaset tuttuğunu bahsettik. Ve ben şunu sormuştum reklama giderken. Siz kendinizi HDP'ye borçlu hissediyor musunuz? Bunu da biraz ironi olsun diye sordum. Çünkü e, herkesi yani Tekil bireyler olarak işte Yalçın Akdoğan ve Hasan Öztürk'ü de, AK Parti'yi de, kurumları da, devleti de ve bütün millette sanki HDP'nin barajı aşması gerekiyormuş gibi borçlu hissettiriyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi yani bu yanlış bir psikoloji. Şimdi Bunlar tabii çiçek çocuk muamelesi görmeye alışmışlar. Yani bir aydın kitlesi var. Medyada bir kitle var. Aman bunlara dokunmayın, eleştirmeyin, sorgulamayın. Bunlar ne yapsa doğrudur. Bunlar işte geçmişte sıkıntılar yaşanmış. Böyle bunları öpelim, koklayalım, destek olalım modunda gidiyorlar. Ama bu yapı Güneydoğu'da insanlar öyle davranmıyor. Yani orada elinde silah olan adamın gücüyle her türlü tehdidi yapıyorlar. Her türlü baskıyı kuruyorlar. Her türlü şantajı yapıyorlar. İnsanlar orada yaka silkmiş halde insanlar. Ama nedir? Biz sizin haklarını savunuyoruz. İşte Kürt kimliği vesaire. Palavras. Arkadaş Kürt meselesinde Bugüne kadar 100 tane mesele adım e, konu varsa 95'ini AK Parti iktidarı yapmıştır. Sen ne yaptın? Kürt meselesinin çözümüne senin ne faydan oldu? Sen sadece takoz oldun, sadece engel oldun, sadece sabote ettin. Yani bu kadar adım attık biz. Meclisten bir sürü yasalar geçirdik, bir sürü düzenlemeler yaptık. Hangi birine destek oldunuz ya? Hiçbir tanesine destek olmadılar. Beklentide getirdikleri tane de bir silah şu, bırakılmasıydı mesela. Getirdikleri şu, İşte biz mücadele etmeseydik devlet bunları yapmazdı. Sen olmasaydın bunlar çoktan olmuştu. Sen bunu engelleyensin. Yani hak ve özgürlüklerin gelişmesine senin bir katkın yok. Sen burada bir bela olarak duruyorsun. Bunların hız, yani toplumsal destekle bu gelişimler olacağı için sen bunu engelliyorsun. Bir şehit geliyor insanlar farklı bir tepki gösteriyor. Yani bu hak ve özgürlükleri biz geliştirdik, bir mücadele ettik ve tek başımıza yaptık. Hiçbir destek olmadı. Bunların bu tavırları da bunu sadece yavaşlattı. Yani Kürt kardeşlerimizin şunu anlaması gerekiyor. Ne yapıldıysa Kürt meselesinde biz yaptık. Hizmeti biz yaptık. Yatırımı biz yaptık. Hak ve özgürlükleri biz geliştirdik. Kürtçenin gelişimiyle ilgili. Ve bunları biz... Red inkar asimilasyon meselesi. Yani bu bir lütuf değildir. Devletin bu görevidir. Allah'ın verdiği bir hak var. Bunu kullanan kimse esirgeyemez. Bunu biz bu inançla yaptık. İnsanlarımızı sevdiğimiz için yaptık. İnsanlarımızı kucaklamak için yaptık. Bin yıldır biz kardeşiz bir aradayız. Bu hukukun bir kardeşlik hukukunun gereği olarak yaptık. Ama bunlar hep sorun çıkardılar. İşte bir sürü insanın ölümüne sebep oldular ve bu yöntem yani hala orada böyle bir yapının olması bu, şu. bu işi zorlaştırdı. Burada bir de şöyle bir şey var. Aman bunları eleştirmeyin. Yani. Bunların yanlışlıklarını eleştirdiğiniz zaman sanki Kürtleri eleştiriyorsunuz veya Kürt meselesinin çözümüne karşıymışsınız gibi takdim ediyorlar. Ama arkadaş şimdi bir şey yok mu Kürt meselesinin? meselesinin çözümüne ben 30 yıldır uğraşıyorum. Ne yapıldıysa biz yapıyoruz. Çözüm sürecinde biz başlattık. Yani bu yüzden bizim bunların yanlışlarını eleştirmemiz lazım. Yoksa burada bir esaret düzeni kuruyor bunlar. Ceberrut bir yapı var, hastalıklı bir <laughs> yapı var. Bunlara biz Kürtleri terk edemeyiz. Yani bunları hep biz çiçek çocuk muamelesi mi yapacağız ya? Yanlışları olduğu zaman ben bakın son derece nezaket içerisinde kampanya sürecindeyiz eleştiri getiriyorum. Hemen büyük bir yaygara. Sanki bunlar kutsal şey yani kimse onlara bir şey söylemeyecek. Laifsel. Laifsel. Biri diyor ki sussun diyor. Biri az konuşsun diyor. Biri çenesini kapasın diyor. Biri zehirli dilini bilmem ne yapsın diyor. Yani böyle bir Bunlarda ceberrut bir anlayış var. Kimse bunları eleştirmeyecek, kimse dokunmayacak. Bu biraz şimdi e, dağdaki dağdan gelmiş bir CHP'nin mağdakini susturmaya çalışıyor. Arkadaş siz bugün konuşuyorsanız AK Parti bu özgürlük ortamını sağladı da konuşuyorsunuz. Yani şimdi sen mi beni susturacaksın? Yani sen dağda devleti dize getiremedin, şehirde mi dize getireceksin? Bize haydutluk mu yapacaksın? Biz konuşuruz, biz nezaket çerçevesinde doğru bildiğimiz her şeyi söyleyeceğiz. Kürt kardeşlerimize de anlatacağız. Bunların gerçek yüzünü de anlatacağız. Yaptıklarımızı da anlatacağız. Gerektiğinde de eleştireceğiz. Ve ben bunları yani işte kampanya var eleştire getiriyorsun. Normalde bunlarla görüşüyordunuz falan diyorlar. Evet. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Ve çözüm sürecinin selameti evet. için dedim ki hep diyorum ki bak bu yöntem bunlar yanlıştır. Eylemsizlik dediniz karakol basmaman dışında her şeyi yapıyorsunuz. Her türlü şiddet var, baskı var, yol kesme var, mahkeme kurma var, haraç alma var. Bunlar süreci zehirliyor. Bunları yapmayın. Bunları ben sürekli uyarıyorum. Yani davul bir tanesinin boynunda, tokma kandilin elinde. O adamın dediği oluyor. Böyle bir demokratik siyasi yapı olmaz. Yani bu eleştirileri biz sürecin selameti içinde getiriyoruz. Bizim görüşmelerimizdeki maksat terör son bulsun. Yoksa HDP büyüsün, barajı kessin diye yapılan bir görüşme değil bu. Bunları da birbirine karıştırmamak lazım. Yani onlar alışacaklar, eleştirilmeye alışacaklar ve biz eleştirmeye devam edeceğiz. Kimse gelip burada bizi susturamaz. Bunların yanlışlıkları neyse yüzlerine vurmaya devam edeceğiz. Ama elbette nezaket içerisinde, demokratik bir üslupla bunları yapmazsak bu olmaz. Yani insanlarımıza yazık ederiz. Yani bunlar böyle kutsal bir şey muamelesi görürlerse sorgulanamaz, dokunulamaz en ufak bir şeyde hemen yaygara koparırlarsa tahammülsüz bir anlayış bakın. Ne oluyor? Birazcık şey yapın hemen bağırmaya hakaret etmeye başlıyorlar. E peki nedir bu? Yani millet sizin mahkumunuz mu arkadaş? Nasıl bir üsluptur bu? bu işte Biz biraz... geçmiş olsun diyoruz adamlar oradan saygısızca şey laflar ediyorlar. Yani Türk demokrasisinde, Türk siyasetinde birbiriyle kanlı bıçaklı olan birçok siyasi parti belli günlerde nezaketen bunları ortaya koyarlar. Yani bunlar da bu olgunluk, bu işte. olgunluk Öyle da bu olgunluk da yok. Şimdi bu yüzden burada ceberut bazı bir yapı var. Yani kendi insanına saygı duymayan, kendi içinde demokrasi işletmeyen, yani o dışarıda şimdi bir imalat var, bir PR çalışması. Evet. Kimse ona aldanmasın. Öbür tarafta elinde silah olan adamın dediği olacak. O bunları fırçalayacak. O bunlara yön verecek. Milletin seçtiklerinin dediği olmayacak. Milletin dediği olmayacak. Bu yapıyı görmek lazım. Bakın, bunlar Kobani'de, Pde diye bir şey mi vardı eskiden? Yani. Orada küçük küçük Kürt gruplar vardı, Araplar vardı, Türkmenler vardı. Ne yaptılar? Kandilden silahlı adamlar getirdiler, hepsini kaçırttılar, evet. sindirdiler ve üzerlerinde baskı kura kura bir yapı oluşturdular. Burayı lütfen yani daha derin analiz edelim diye söylüyorum. Yani Kobani olayından önce Kobani'de Kürtler üzerinde bir çalışmaları vardı. Onu kastediyorsunuz öyle değil Tabii, mi? Tabii yani evet. orada küçük küçük farklı Kürt grupları vardı. O getirdikleri silahlı gruplarla onları sindirdiler. Evet. Yani ortada sanki sanıyorlar ki 100 yıldır PYD diye bir bunların oradaki uzantısı partisi vardı. Sanki bunlar birdenbire orada hakimiyet kurdular. Öyle bir şey yok. Oradaki bütün o küçük grupları bastırdılar, Arapları vesaire. Şimdi bakın yeni şey yapıyorlar. Kobani ile Haseki arasında hı hı. oradaki o kalan diğer işte Araptır vs. onları kaçırtmaya çalışıyorlar. Veya kendilerine tabi olmayan Kürt aşiretleri, aileleri kaçırtmaya çalışıyorlar. Yani onlar kaçsın da Çok tamamen bir şey. türdeş bir yapı olursun İstedikleri gibi orada hakimiyet kursunlar. Bunu Güneydoğu'da da deniyorlar. Yani farklı olanı kaçırtma. Kendilerinden olmayan Kürdü bir şekilde bölgeden yani artık sıtkı sıyrılsın da burada yaşanamaz deyip terk etsin. Göçe zorluyorlar İstanbul. 6-7 Ekim olayları biraz buna. 6 Ekim olayları olaydı. da böyle bir şeydi. Bakın, burada ya bize tabi olursunuz veya biz sizi kaçırırız. Abluka burada artık vardı, yaşayamazsınız. Abi. Burada size hayat yok. Burada bizim sözümüz geçer. Böyle bir despotik, hastalıklı bir yapıdır bu. Ve insanları kaçırtmaya çalışıyor. bunun üzerine biz işte güvenlik paketi getirdik. Evet. Bir takım evet. ilave tedbirler almak zorunda kaldık. Yani burada bu sorunun biz farkındayız. Bununla ancak AK Parti mücadele Faşizim, eder böyle bir ve şey AK Parti mi? de mücadele ediyor. Bu tabi, faşist bir anlayış. Şimdi batıda bir takım partiler var. Faşist yani kafatasçı, şiddet çağrısı yapan. Şimdi orada bir yere kadar tolere ediyorlar. Yani şiddet çağrısı fiili bir pratik bir şeye yansıyana kadar tolere ediyorlar. Yani sapkın bir düşüncedir ama hadi idare edelim diyorlar. Ama şiddet çağrısı yaptığında bu zihniyet bir şekilde başka bir ayrımcılığa dönüşmeye başladığında bakın Batı'da da hep o partiler yavaş yavaş devre dışı bırakılıyor. Şimdi bunlar da bu şiddet çağrısı yapma, şiddetle iç içe geçme bir şekilde e, o etnik milliyetçiliği diğerini dışlamaya dönük bir anlayışa hatta kendinden olmayan Kürtleri dışlamaya dönük bir yaklaşım olarak baktığımızda çok farklı bir yapı değil bu. Bu e, biraz da hani Hakkını teslim etmek lazım. Yine e, ironi yapayım. E, HDP, PKK çizgisi e, Kürt ulusalcılığını diriltmiş olmadı mı? Yani e, 1940'larda filan e, i̇şte diğer milletler... Onun için milletler... bazı diyoruz. Yani burada e, ideolojileri farklı olabilir. Ama siz etnik milliyetçilik temelinde bir şeye savrulduğunuz zaman e, türdeş yapılar, tek tipçi yapılar kurmaya çalıştığınız zaman, işte o zaman siz zulmetmeye başlıyorsunuz. Bu bir Kürt ulusu inşa etme projesi olarak zaten kendini şey yapıyor, ortaya çıkarıyor. Yani o insanları göçe zorlama falan da biraz öyle. Yani dönüştüremedikleri yapıları bir şekilde nasıl kaşırız Dönüştürdükleri yapıları da tamamen teklifleştirme. Yani bu şekilde bir şey kuruyor aslında. Esaret sistemi kuruyorlar. Ee, Güneydoğu'da e, bunu çok açık görebiliyoruz. Yani bakın şimdi belediyeler doğru dürüst hizmet etmiyor. yani Değil mi? Ama insanlar başka bir sahipli oy kullanıyor. Yani bir e, kimlik kimlik siyaseti, kimlik, kimlik siyaseti var. O kimlik siyaseti geçmişte yanlışlar yapılmış. Tamam geçmişte yanlışlar yapıldı. Bunları kim ortadan kaldırdı? Sen mi kaldırdın? Biz kaldırdık ortadan. Olağanüstü halinden tut da diğer işte yargısı, infazlar, faili, meçhuller, kötü muameleler, red inkar, asimilasyon politikaları buna kim son verdi? Devleti kim demokratikleştirdi? Yani bunlara son veren biziz. Ve onun ötesinde Kürt kardeşlerimizi kucaklayan, onlara Allah'ın verdiği hakları bir şekilde geliştirmelerini sağlayan, kimlik özelliklerini geliştirmeye çalışan biziz. Bu reformları, sessiz devrimleri biz yaptık. Hangisine destek oldular? Yani bu yüzden e, ortada bir mesele varsa bu meseleyi çözmeye çalışan bir anlayış var. Bir de meselenin üzerinden e, istismar yapan ve işte bu şiddet, terör ve sebebiyle de meseleyi kitleyen bir anlayış var. Şimdi, Bunun görülmesi gerekiyor. Bu doğudaki yüzü bu. Yani HDP'nin ya da şu anki aktörü, eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın doğudaki yüzü bu. Yani bütün anlattıklarınız. Batı'da bize başka bir fotoğraf veriyor. Yani Eskişehir'den mesela bir LGBT'li adayı göstererek başka bir fotoğraf. Ee, yine e, merkez medya e, diye tanımladıkları e, mecralarda elinde e, Saz ve Orta Anadolu türkülerini söyleyen e, bir Selahattin Demirtaş e, fotoğrafı görüyoruz. E, bu iki yüzlük konusunda batıdaki yönü açısından ne dersiniz? Şimdi burada bir imalat var. Bu bir PR çalışması. Yani bir imaj üretilmeye çalışılıyor. Şimdi bu kişi değil miydi? Yani şurada kaç ay oldu? 6-7-8 Ekim olaylarında. Yani İnsanlara sokak çağrısı yaptı ve bir Çok sürü güzel. insan hayatını evet. kaybetti. Eldik. Yani %9'u geçti Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanlığı seçiminde 10 Ağustos'ta. Daha demokrat mı oldu? 45 gün sonra insanları sokağa döktü. %10'u geçtiğinde daha demokrat olmayacak. Orada o makyajı işte iki ay bile dayanamadı. Şimdi yeni bir makyaj üretmeye çalışıyorlar. Keşke öyle olsalar. Keşke Türkiye'lileşseler. Yani burada baktığımızda bu HDP ile Türkiye'lileşme projesi dedikleri şey Türkiye'lileşme değil marjinal sola, sola savruldular. Yani Türkiye'de toplumsal karşılığı olmayan bir takım marjinal sol gruplara yaklaşmak Türkiye'lileşmek anlamına gelmez. Marjinal sola savrulan bir takım mezhep özellikleri üzerinden e, ilave oy almaya çalışan bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. E, yani bu yüzden ben hep şunu dedim yani Tamam oyu arttırdı. 6'dan 9'a çıktı. 9'u geçti. Ama bu bir normalleşmeye sebep olmadı. O imaj çok çabuk döküldü. Makyaj çok çabuk döküldü. Şimdi de başka bir imaj üretilmeye çalışılıyor. Bunun da bir ay sonra dökülmeyeceğinin, tekrar benzer şiddet çağrıları yapmayacağının garantisi var mı? Yok. Yok. Yani daha önce biliyorsunuz Serhatin Demirtaş'ın kardeşi genel başkandı. Yani ben... Meseleyi kişiselleştirmek istemem, ailevi meseles, ailevi bir noktaya da getirmek istemem ama bu bir partinin genel başkanı olduğu için söylüyorum. Evet. Yani daha önceki evet. çizgideki evet. partilerden birinin genel başkanıydı. Evet. E sonra ne oldu? Askerlik meselesi filan. Askerlik çürük raporu, bir sürü böyle sıkıntılı konular. Sonra başka bir Sonra bir şey. gittik Kuzeyra. Evet. Şimdi ben orada ne iş yapıyor falan deyince işte insanlık konuları için Kobanede işte işi de karşı, savaşıyor de. dedi. Evet. Yani savaşıyor da yani o yapı. Türkiye'ye karşı da savaşıyor. Savaşmıyor mu? Yani ee, karakolu fotoğraf, basıp milletin evlatlarını şehit edenler kim? Yani o fotoğraf, o yani değil bakarım. Yani o kuzey ee... Irak, kuzey Irak yerler evet. var. Mesele şu, ben kişiselleştirmek için söylemiyorum. Bir siyasi, demokratik siyasete inanıyor musun, inanmıyor musun arkadaş? İnanan bir insan o yolda yürür. Partisi kapatılsa da yürür, ceza alsa da yürür. Barajı geçmese de yürür. Hemen eline silah almaz, daha çıkmaz. Sen onu yapıyorsan demokrasi inanmıyorsun. Ki demek. Yakın AK Parti'nin başına gelmeyen kaldı mı Heh, ya? Sabotajlar, part... kapatma davaları, bildiriler. İşte geçmişte bir sürü partisi kapatıldı. Evet. Refah Partisi işte o çizgiden evet. gelen, MSP'den gelen. Kim daha çıktı? Kim eline silah aldı? Kim şiddet çağrısı yaptı? Yani bu iki ayrı yöntemdir. Sen buna yani inanıyor musun? Ben buna nasıl mutmain olacağım? Yani o partinin genel başkanı bugün o noktaya gidiyorsa... Yarın sen de genel başkansın, yarın senin de aynı noktaya gitmeyeceğinin garantisi var mı arkadaş? Yani ortada bir örnek var. Bu yüzden bu inancı sarsan, güveni sarsan şeylerdir. Biz bunu söylüyoruz. Yoksa keşke öyle olsalar, keşke Türkiye Partisi olsalar, keşke demokratik siyaseti sadece öne çıkarıp Kandil'le aralarına mesafe koysalar, onların talimatıyla hareket etmeseler, ayrı bir kulvarda yürüseler. Bizim böyle bir derdimiz yok. Barajı geçiyorlarsa millet... Öyle oy verirse geçerler. Ama bu biraz önce bahsettiğim bir AK Parti'yi devirip kaos çıkarma senaryosunun sen parçası oluyorsan o mihraklar seni bir şekilde işte medya gücüyle, başka bir takım güçlerle, yani senin varlığına karşı olan yapılar, paralel çete başta olmak üzere, şu anda sana destek oluyorsa, burada başka burada bir şey var ya. Sen bit yeni bunu, derler biliyorsunuz. Tabii, burada Türkçe başka bir şey yeni. var. Sen bunu nasıl içine sindiriyorsun? Nasıl rahat ediyorsun? Yani bu o isteyen istediğine oy verebilir. Onlardan oy alma meselesi değil. Aktif bir işbirliği var. Bir tezgahın parçası oluyorsun. Bizim eleştirdiğimiz budur. Biz bunu eleştiriyoruz. Yoksa AK Parti'nin hiçbirinden korkusu yok. AK Parti alacağı oyu alır inşallah. Tek başına da güçlü bir şekilde iktidar olur. Çözüm sürecini yine AK Parti yapacak. AK Parti varsa çözüm süreci var. Yeni anayasa var. Güven ve istikrar var. Yeni Türkiye var. Bunların bu kaos planı başarılı olsa, işte AK Parti'nin bir şekilde zayıfladığı, hükümet olamadığı bir ortamda bunların hiçbiri olmaz. Bunlar birbirlerine girerler, işte akreple dostluk yapmak gibi. İlk önce onun karakterinde var, bunu sokar. Yani çünkü şöyle bir şey var, şimdi bunlar paralel yapıyla bölgede ciddi bir şeyin içerisindeydiler. Rekabet, rekabet, rekabet diyelim. Niye? Çünkü ikisi de alternatif otorite kurmaya çalışıyor. Biri Türkiye genelinde paralel bir devlet otoritesi kendine göre güç devşirmeye çalışıyor. Diye KCK'da bölgede alternatif otorite kurmaya çalışıyor. Bunun için birbirleriyle anlaşamıyorlardı. Evet. Çok ciddi Şimdi, bir güç mücadelesi tabii vardı. Tabii güç mücadelesi vardı. Şimdi dediler ki ya bu olmuyor. Hükümet bize izin vermiyor. Ne KCK'ya ne paralele. Önce bu hükümeti bir devirelim. Ondan sonra bakarız kimin gücü kime yeter bu böyle ortak bir düşman geçici uzlaşı durumudur. Güzel. Yani hükümet onlara ayak bağı olduğu için engel olduğu için bir şekilde hükümeti nasıl devre dışı bırakabiliriz şeydeler. Bunların ikisi de paralel bir otorite kurma çabası içerisinde olan anlayışlardır. bundan dolayı ortada bir oyun var. Bir senaryo var. Bütün, bu senaryonun figüranı Selahattin Demirtaş. Bu hı. senaryonun içinde çözüm süreci yok. Peki bütün bu denklemde İmralı nereye oturuyor? Yani Selahattin Demirtaş'ın bu pozisyonu İmralı'yı da açığa düşüren bir pozisyon. Ben mudur? öyle olduğunu düşünüyorum. Biraz önce onun için söyledim. Bir makas değiştirme var. Hı -hı. Yani o geçen Ekim'den itibaren işte Amerika gitti vesaire. O süreçten itibaren bir makas değiştirme durumu var. Yani Öcalan'ın düşünceleriyle bunların düşüncelerinin ben birçok konuda e, bunlar farklı bir rüzgar estirmenin ve Öcalan'ı nasıl devre dışı bırakabiliriz. Ama tam tersini söylüyor. Nasıl bir aktör olabiliriz? Şimdi böyle bir şeyin içerisindeler. Yani ayaktırmaları... Karışmaz meleli, diyor yani. Siz onu tanımıyorsunuz. Meselesine. Karışmaz. E karışmazsa niye gidiyorlar İmralı'ya? Yani bu partinin başkanı değil. Karışmaz, etmez vesaire ise Yani sen talimat almıyorsan ne diye gidiyorsunuz İmralı'ya? Niye gitmek istiyorsunuz? ya da Yani sonra. piknik yapmaya Hı. mı gidiyorsun sen İmralı'ya? Yani bir şekilde onu daha önce de hep boşa düşüren şeyler oldu. Yani ben biri iyi biri kötüdür anlamında söylemiyorum. Yani bunların temelde zihniyet olarak birbirlerinden farkları yok ama yekparelik açısından ama bir şey mücadelesi ve çekişmesi var. Yani bunları kullanan yapı bir şekilde diğeri devre dışı kalırsa çünkü oraya nüfuz edemiyorlar. Devre dışı kalırsa bizim elimizdeki bu aktörlerle biz istediğimizi yaptırabiliriz. Yaklaşımı içerisindeler evet. ve o günden beri de birçok konuda bu tür tavırlar sergilediklerini görüyoruz. Bu Selahattin Demirtaş'ın ya da HDP'nin yine en büyük hamisinin Doğan Medya Grubu'nun olduğunu görüyoruz. Peki Doğan Medya Grubu'nun dışarıdan bir sufle aldığını ya da dışarıdan bir işaret aldığını düşünüyor musunuz? Böyle bir... Yani burada o kadar iç içe geçmiş bir konsorsiyum var ki yani bir algı operasyonu var, algı savaşı var. Buna dışarıdaki bir takım mahfiller, odaklar da katılmış durumda. Paralel çetenin zaten uluslararası zeminlerde kullandığı bir takım aktörler var. Lobi grupları var. Türkiye karşıtı, Türkiye düşmanı bazı aktörler var. Onları da harekete geçirerek bir takım mezhep gruplarını nasıl kaşıdıklarını, bu PKK meselesini nasıl kaşıdıklarını ve kimleri nasıl kullandıklarını o uluslararası odakların mahvillerini biliyoruz. Şimdi bu böyle bir konsorsiyum. İşte Türkiye'nin aleyhine bir takım yazılar çıkar, çıkıyor. Hı hı. İşte şöyle oldu, otoriterleşti, despotlaştı, eksen kaydı, mahalle baskısı var. Bir, bir sürü şey yani. Ee, Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerine kurgulanan, AK Parti düşmanlığı üzerine kurgulanan bir, bir sürü şey var. Bunlar hep birbiriyle alakalı. Yani o paralel çete gidiyor bir yerde bir operasyon yapıyor. Onu işte en zıt gibi görünen gazete. O gazeteleri de bakın. Hı hı. Avcı, biri sağcı, biri solcu. Hiç farkı yok. Hepsi aynı kaynaktan besleniyor. O haber yapıyor. Sonra Uluslararası başka bir Amerika'da bir gazetede çıktığını görüyorsunuz. Onun üzerine birileri çıkıyor, açıklama yapıyor. Yani böyle bir network var. Evet. Ve bu ağ içerisinde Karşılıklı pastaşarak bir yere gelmeye çalışıyorlar. Bu yüzden biz diyoruz ki bu büyük bir oyundur. Millet bu oyunu hep bozdu. İnşallah yine bozacak. Sandıkta bozacak. Tam sandık dediniz. E, ama birkaç gün önce işte 200 kadar sanatçı e, size bir bildiri yayınladı ve e, dedik ki e, işte e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, bir şekliyle durdurun çünkü seçim güvenliği ortadan kalkmıştır diye size bildiriyor. Tam seçim güvenliğini kim bozuyor? Yani Güneydoğu'da işte siz gittiniz vatandaşı evet. kim tehdit ediyor AK Parti'nin mitingine gitme diye veya işte köydeki muhtarları kim tehdit ediyor? İkide bir kandil niye açıklama yapıyor? Şehir isimleri vererek niye açıklama yapıyor? Niye insanları tehdit ediyor? Yani burada bir seçim güvenliğini bozan bir unsur varsa bu terör örgütüdür ve onun işbirlikçileridir. Bunu görmek lazım. Onun dışında her seçimde olan bir takım şeyler var. Yani partiler arasında bir takım itiş-kakışlar, olumsuzluklar oluyor. Bu noktada biraz önce ben bir veri verdim. Yani Mart Mayıs ayının ilk 3 haftasında en fazla saldırıya maruz kalan parti AK Parti oldu. AK Parti binaları, seçim ofisleri, otobüsleri ve adayları. Yani çok farklı şekillerde bir sürü olay Tabii. oldu. Yani burada siyaseti şiddete açık hale getiren, şiddet karıştıran siyasete... Bunlar belli. İşte Şırnakta, Peki neden o sanatkarlar böyle bir bildirdi. İki insan hayatını kaybetti. Evet. İşte Hüda Parlı. Dün ben de taziye mesajı yayınladım. Yani siyaseti, şiddeti açık hale getirenler. Bunu bir daha tekrar edelim. Hukuk önünde, yargı önünde hesap verirler. Sandıkta da millete hesap verirler. E, bu demokrasiyi zehirleyen bir durumdur. Demokrasiye kastetmektir siyaseti, şiddeti açık hale getirmek. Bu yüzden seçim güvenliği önemli. Bu konuda biz hükümet olarak her türlü tedbir alıyoruz. Yani vatandaşlarımız hür bir şekilde, özgür bir şekilde sandığa gitsinler, iradelerini ortaya koysunlar diye her türlü tedbir alıyoruz. Ama onun ötesinde bir şey varsa, bir tehdit vesaire bu konularda da vatandaşlarımızın suç duyurusunda bulunması, şikayet etmesi illa isimlerinin çıkması gerekmiyor. Ama bu konuda da vatandaşlarımızın artık yeter demesi lazım. Sizin tehditlerinizden bıktık. Ben kendi irademi ortaya koyacağım. Bu mücadeleyi hep birlikte devlet, millet birlikte vermemiz gerekiyor. İki sorum bu, olacak. Bu tabi yani bu mesele seçim güvenliği konusunda bir de işte hile <gülüyor> vesaire <gülüyor> tam, şeyleri var. Tam o konuda. Bununla ilgili de bir şey söyleyeyim. E, şimdi. Şunu hatırla, hatırlayarak e, sormak istiyorum. Bunu hatırlatmamız lazım e, izleyicilerimize. Biz e, yerel seçimlerde Ankara'da e, sanki bir e, prova izledik yani Ankara seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminde acayip bir network çalıştı ve seçime gerçekten şaibeyi bir şekilde bulaştırmak istediler. Şimdi de daha henüz seçimlere haftalar kala hatta aylar kala oyuna sahip çık platformları işte seçime şaibe karışacak iddiaları üzerinden bir Algı oluşturuldu ve şimdi en son işte o bildiride de var yine o 200 tane e, aydın ve sanatçının bildirisinde de var. E, şimdi seçime gölge düşürme şimdi, e, hesapları var. Evet. Şimdi önce şunu söylememiz lazım. Türkiye'de seçim sistemi yani seçimler, kampanyalar, sandıklar bunların sayılması baktığımızda seçimler son derece şeffaf, çok başarılı bir şekilde bu operasyon gerçekleşiyor. Yani Dünyanın birçok ülkesinde en gelişmiş demokratik ülkelerinde bile bu kadar hızlı netice alınmıyor. Bu kadar şeffaf bir şekilde seçimler gerçekleşmiyor. Yani sandıklar açıldığı andan itibaren işte birkaç saat içinde tablo ortaya çıkıyor. Yani çok tartışmalı bir şey de olmuyor. Bir takım bazı yerlerde şikayetler vesaire oluyor ama yani genel anlamda baktığımızda seçim güvenliği, şeffaflık vesaire açısından bir sıkıntı yok seçimlerde. Sandıklar şeffaf, seçimler şeffaf o anlamda. şu var, Şimdi bunlar bir şekilde nasıl gölge düşürebiliriz. Şimdi şeyi gördüler. Ak Parti tekrar kazanacak. Nasıl bir şey yap uydurabiliriz? Yani buna nasıl gölge düşürebiliriz? Nasıl şaibe karıştırabiliriz? Kul yani değil, yerimdar yani. meselesi nasıl bir çamur atabiliriz? Ee, dışarıya dönük bak işte Ak Parti şöyle yaptı da vesaire. Ya burada bir tane terör örgütü var. Sen onun tehdidi altında var onun varlığı tehdit demektir. Tehdit altında oy alıyorsun. Bir şaibe varsa budur şaibe. Yani hadi bunları da geçtik. AK Parti'nin böyle bir şeye tenezzül etmesi gibi bir şey, minnet etmesi gibi bir şey olabilir mi? AK Parti zaten Türkiye'nin en büyük hareketi her türlü yani e, bugüne kadar da 9 seçimden başarıyla çıktı. Ama bu paralel çete bunların hayatı yalan. Yalan bir dünyada yaşıyorlar. Arkadaki güç o mu? Şimdi, bu... Tabii bu, bunlar yayıyorlar. Bizim isimlerimiz de geçiyor. Şimdi bunların böyle soytarıları var sosyal medyada. Bunlar bu tür şeyler yayıyorlar. Ya bir Müslüman'ı geçtik, bir insan evladı bu kadar yalanı nasıl uydurabilir? Şimdi bunu psikiyatristler incelemesi lazım. Yani bir insan evladı ruhunu şeytana satmamış. Bu kadar yalanı oturup nasıl üretir? Yani bunların her şeyi yalan olmuş. Sizin cevabınız yani var mı? Nasıl üretir her, yolu, sorusuna? her yolu mübah gören, hastalıklı bir, habis bir anlayışa, kaymışlar. Her yol müba, her şeyi yapabilirler. Kendilerini hakikatin merkezine yerleştirmişler. Herkesi kurban edilebilir görüyorlar. Öğrencilerin sorusunu da çalarlar. Memurun sicilini de bozarlar. İnsanları terörist diye cezaevine de doldururlar. Kendi ülkelerine de ihanet edebilirler. Hiçbir kutsalları kalmamış. Tek bir bildikleri şey var. Kendilerinin güç kazanması. Böyle habis bir anlayış bu tür yalanları, iftiraları işte uydurur. İnsanlara şantaj kasetleri hazırlar, dosyalar hazırlar. Bu kadar tehlikeli bir şeydir bu, yaklaşımdır bu. Ve işte bu yalan dünyada, bu hastalıklı zihniyet bugün bu, bu, tür yalanlar uyduruyor. Ve bunu uluslararası bir takım lobiler üzerinden de gerçekmiş gibi kendi ülkesinin aleyhine faaliyet gösteren bir ihanet çetesidir bu. Kendi ülkesini kötülüyor ya kendi ülkesini teröristlere yardım ed eden bir ülkeymiş gibi göstermeye çalışan son yaşadığımız birkaç son yaşanan olaylarda e bu, bu bunlar yani nasıl Türkiye'nin bir parçası olabilirler nasıl Anadolu'nun evladı olabilirler kendi ülkesine savaş açmış hastalıklı bir yapıdır bu peki son bir soru ve vaktimiz e neredeyse bitmek üzere e bütün bu olup biten tabloda seçimden sonra Ak Parti Anayasayı değiştirecek çoğunlukla ya da referanduma getirecek çoğunlukla çıkarsa başkanlık sistemi ilk adımız olur mu? Yani burada yeni anayasa bizim önceliğimiz. Yeni anayasanın içinde önemli başlıklardan bir tanesi de bu başkanlık sistemi. Çünkü Türkiye'de zaten yarım yamalak bir parlamenter rejim var. Bu 10 yılda bir yapılan darbelerle zaten bu da vesayet düzeni kurulmuş ve etkisizleştirilmiş. Bu yönetilemeyen bir yapıydı. 90'lı yıllarda Türkiye'nin nasıl krizlere duçar olduğunu gördük bu anlayışla. Şimdi AK Parti tek başına iktidar olunca kısmen bunu tolere etti. Ve biz bir yere getirmeye çalıştık. Ama bu bir ayak bağı oluyor. Yani Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için artık hem mevzuat açısından yani yeni anayasa açısından sistemi revize etmek gerekiyor. Hem de diğer yapılar açış yani seçim sisteminden siyasi partiler kanununa kadar işte başkanlık sistemi Kefili vesaire var bunların yani hem bir aygıtı hem aygıtı hem mevzuatı buna göre daha çağın gereklerine göre ayarlamak gerekiyor. Bu açıdan bir ihtiyaç ve bunun üzerine bir parametre daha geldi. halkı halkın Cumhurbaşkanını seçmesi. Evet. Bu da yeni bir durum. Şimdi öyle halkın Cumhurbaşkanını seçmesine karar verildiği gün aslında bu konu gündeme düşmüştür. Ortada durmaktadır. Kimse bunu görmezden gelemez. Türkiye bu revizyonu yapmak durumunda. Peki, Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Ee, gündem özelde konuğumuz Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'dı ve e, neredeyse soluk sola e, bir program oldu. E, bizden bu kadar. Hepinize iyi geceler.